huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler, Yusuf Aleyhisselam kendisine karşı düzenlenen adeta bir komplo neticesinde iftira sonucunda hapse girince kendisiyle birlikte iki genç daha hapse girdi. Bu gençler Yusuf Aleyhisselam'ın hem suretinden hem de siretinden, ahlakından, tabiatından etkilendiler ve onu sevdiler. Ve Yusuf Aleyhisselam'a onlar gördükleri bir rüyanın tabir edilmesini, kendisi tarafından yorumlanmasını istediler Yusuf Aleyhisselam'a ve rüyalarını anlattılar. Bir tanesi kendisinin şarap, üzümden şarap sıktığını gördüğünü söylüyordu. Bir diğeri de kendisinin başının üzerinde bir tabla ve onun üzerinde ekmekler bulunduğunu ve kuşların gelip ondan yediğini gördüğünü ifade etmişti. Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı dinledikten sonra kendilerine bu rüyayı tabir edebileceğini söyledi ama rüyayı tabir etmeden, yorumlamadan önce Yusuf Aleyhisselam kendi içinden geldiği insanların itikadi durumlarıyla ilgili bir mukaddime yaptı. İnsanların dalaletlerinden, sapıklıklarından, Allahü Teala'ya şirk koşmalarından bahsederek evvela onlara bir emir bil maruf, iyiliği emretme, doğruyu telkin etme vazifesini yerine getirmek istedi Yusuf Aleyhisselam. Onlara malumat furuşluk yaparak, kendi bilgiçliğini göstermek suretiyle onlara bilgiçlik taslamak istemedi. Burada üzerine düşen mühim vazifenin idrak ve şuuru içinde hareket etti Yusuf Aleyhisselam. Ve onlara insanların içinde bulunduğu dalalet ve cehaleti anlattı. Ve ardından da yine nasihatlarına devam ederek Yusuf Aleyhisselam dedi ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği sözleri bize şöyle naklediyor Cenab-ı Hak. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle ayeti kerimede, ben babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Onların inancına ittiba ettim, uydum. Onlar nasıl inanıyorsa, onlar nasıl itikad ediyorsa, Allahü Teala'ya teslimiyetleri nasılsa, ben de aynen o şekilde onlar gibi inandım, onlara tabi oldum dedi. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Aslında bize Allah'a herhangi bir şeyi şirk koşmak yakışmaz. Hele hele Allahü Teala'nın seçilmiş kulları olarak, nübüvvetle şereflendirdiği yüksek mertebedeki kulları olarak, bizim Allah'a şirk koşmamız hiç yakışık alır mı? Hiç münasip olur mu? ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا. Bu Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bu iman, bu teslimiyet, bu ikan, bu şüphesiz inanç Allah-u Teala'nın büyük bir ihsanıdır bize. Lütfudur, keremidir. Cenab-ı Hak bize bunu lütfetmiştir. Ve alennâsi, insanlara da Cenab-ı Hak bu nimeti vermiş. Hem akıl ve idrak vermiş, hem de onların akıllarına rehberlik edecek peygamberler göndermiş. Onlar vasıtasıyla insanları irşad etmiş, hakikati onlara göstermiş Cenab-ı Hak. Fakat velakinne ekseren nasi la yeşkurun. Fakat insanların çoğu bu nimetin kıymetini bilmiyorlar, bu nimetin önemini idrak edemiyor ve şükretmiyorlar. Allahü Teala'nın kendilerine ne kadar büyük lütuf ve ihsanda bulunduğunun farkında değiller insanlar. Bu suretle onlar dalaleti ve cehalet yolunu tercih etmiş oluyorlar. İnsanların çoğu hak yolu maalesef görmüyor diyor Yusuf Aleyhisselam.
İşte bütün bunları söyledikten sonra yine telkinine devam ediyor. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, ya sahibeyi sicni, ey benim hapis arkadaşlarım, ey buradaki benim kader arkadaşlarım, sizinle burada aynı mekanı paylaşıyoruz, bu zindanda beraber bulunuyoruz. E erbabun müteferrikune hayrun emillahul vahidul kahar. Bir düşünün şöyle, öyle gücü takati olmayan, menfaati mazarratı dokunmayan, insanlara hiçbir faydası olmayan bir takım uydurma tanrılar, putlar mı, yoksa her şeye gerçek manada hakim olan, kudreti mutlaka sahibi bir tek olan Allahü Teala mı daha hayırlıdır? Böyle bir Allah'a inanmak mı daha iyi, yoksa bir takım aciz varlıklardan medet ummak mı? Bir düşünün, şöyle bir muhakeme edin, bir değerlendirme yapın dedi Yusuf Aleyhisselam. Onların muhakemesini, onların düşünme gücünü harekete geçirerek, geçirecek, onları düşündürecek sözler söylüyordu. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum. Siz kendiniz ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimlerin peşinde koşuyor, bir takım putlara tapıyorsunuz. Siz Allahü Teala'ya ibadet edecek yerde Cenab-ı Hakk'ı bırakarak, Allahü Teala'ya kulluğu terk ederek kendi uydurduğunuz bir takım saçma sapan isimlere, bir takım putlara tapıyorsunuz. Onlara kulluk ediyor, kendinizi alçaltıyorsunuz. Bütün bunları, siz bu isimleri saçma sapan bir takım tevcihlerle sizler ve babalarınız uydurmuştur. Ma enzelallahu biha min sultan. Halbuki Cenab-ı Hak bu konuda size hiçbir delil ve bir bilgi göndermemiştir. Bunu böyle yapın, şu konuda şöyle inanın diye sizin o sapık inançlarınızla ilgili olarak Cenab-ı Hak size herhangi bir talimatta bulunmamış, bir emir vermemiştir. Siz kendi kendinize uydurdunuz bütün bunları. İnil hukmu illa lillah. Halbuki iman konusunda, din mevzuunda, haram helal konusunda, Allah'a ibadet ve kulluk mevzuunda hüküm sadece ve yalnız Allahü Teala'ya aittir. Allah'tan başkası bu konuda hüküm veremez, insanları belli bir işle, belli bir vazifeyle görevlendiremez. Emara elle ta'budu illa iyyah. Allahü Teala sadece ve yalnız kendisine ibadet etmenizi emretti size. Cenab-ı Hakk'ın emri sadece Allah'a kulluk etmektir. Siz ise bir takım uydurma, sahte putlara, tanrılara taptınız. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İşte doğru, dürüst, gerçek din budur. Allah'a ibadeti emreden dindir. Yoksa sizin gittiğiniz yanlış yol değildir. Yalnız insanların çoğu bu hakikati maalesef anlamıyorlar. İdrak edemiyorlar, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de onlar cehaletle son derece yanlış, son derece onları rezil edecek, dünyada da ahirette de onları rüsva edecek bir takım çirkin ve adi, insanlığa yakışmayan bir takım adet, gelenek ve davranışlar içine giriyorlar insanlar. İnançları bozuk olduğu için davranışları da bozuk oluyor. Ya sahibeyi sicni, bütün bunları Yusuf Aleyhisselam telkin ettikten sonra o hapis arkadaşlarına söylenmesi icap eden, iman mevzuunda yapılması gelen telkinatı onlara yaptıktan, onlara nasihatta bulunduktan sonra iman konusunda onların ruhunu, kalbini, gönlünü ve kafasını aydınlatacak irşatlarda bulunduktan sonra esas mevzuya ondan sonra geçiyor ve diyor ki Yusuf Aleyhisselam, ya sahibe-i sicni, ey benim hapis arkadaşlarım, ey benim zindandaki arkadaşlarım, emma ahadukuma, sizden birine gelince,
feyeski rabbehu hamra. O rüyasında üzümden şarap sıktığını gören var ya içinizden birisi, o hapisten çıkacak ve efendisine, krala yine o sakilik yapacak. Ona içki sunacak yine. Ve emmel aharu, diğerine gelince feyuslebu, o da asılacak. Onun idam cezasına çarptırılacağını maalesef söylemek durumundayım. Fete'kulu tayru min ra'si, kuşlar onun kafa etini kemirecekler, gagalayacaklar. Evet, asılacak, terk edilecek ve bütün kuşlar, vahşi kuşlar onun başına üşecek ve onun başının etini yiyecekler. Kudiyel emrullezi fihi testeftiyan. Sizin fetva istediğiniz, bilgi istediğiniz iş artık bitmiştir. Bu rüya bu şekilde tabir edildikten sonra bunlardan özellikle kendisinin asılarak öldürüleceğini öğrenen genç, biz uydurmuştuk, böyle bir rüya görmemiştik aslında diye inkar etmeye yeltendiler. Fakat Yusuf Aleyhisselam dedi ki, siz ister böyle bir rüya görmüş olun, ister olmayın. Ama bana anlatılan rüyaların tabiri, yorumu budur ve bunun neticesi bu şekilde tecelli edecektir. Allah-u Teala'nın emri yerine getirilecektir ve bu iş bitmiştir dedi Yusuf Aleyhisselam. Hakikaten de bu gençlerden bir tanesi hapisten çıktı, tekrar eski vazifesine döndürüldü. Diğeri de idam edilerek söylenilen akıbete maruz kaldı, Allah korusun. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْن۪ي عِنْدَ رَبِّكِ. Yusuf Aleyhisselam kurtulacağına kanaat getirdiği o arkadaşına, onlardan o kurtulacağına inandığı kimseye, hapisten çıkacağına kanaat getirdiği kimseye Yusuf Aleyhisselam dedi ki, efendinin yanında beni hatırla. Benim durumumu, benim özelliğimi orada hatırına getir dedi. فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ zikra rabbihi. Fakat adam hapisten çıktıktan sonra şeytan ona efendisinin yanında Yusuf Aleyhisselam'dan bahsetmeyi unutturdu. Felebise fis sicni bid'asinin. Ve o epeyce bir zaman, bir rivayete göre 7 sene, bir rivayete göre de daha fazla bir süre hapiste kaldı Yusuf Aleyhisselam. وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ. Aradan bir zaman geçtikten sonra kral, melik orada rüya gördüğünü ifade ederek etrafındaki insanlara bu rüyasını anlatıyordu hükümdar. اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ. Dedi ki, ben 7 besili inek görüyorum dedi rüyamda. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. Bu 7 besli ineği, semiz ineği, çok zayıf ve arık 7 tane ineğin yediğini görüyorum rüyamda dedi. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضَرٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ. Ve 7 yeşil başak görüyorum dedi. وَاُخَرَى يَابِسَاتٍ. Ve onun yanında da 7 tane de kurumuş başak görüyorum. Bu ne demek oluyor diye sordu. Ya eyyuhel mele'u, ey benim etrafımdaki söz sahibi insanlar. Eftuni fi rü'yaye, benim rüyam konusunda bana fetva verin, bunu açıklayın. İn kuntum lir rü'ya ta'burun, eğer gerçekten siz rüya yorumlayabilen insanlarsanız, rüyayı tabir edebilecek güçteyseniz, benim bu rüyamın ne manaya, ne anlama geldiğini bana söyleyin bakalım diye onlardan rüyanın tabirini istedi melik. Bu suretle kendi rüyasının ifade ettiği manayı ve ne demek istediğini araştırmaya başladı. İşte hadiseler bu şekilde gelişiyor ve netice itibariyle, tabiatıyla bu iş Yusuf Aleyhisselam'a müracaata kadar gidecekti ve neticede tabii bu rüya Allah-u Teala'nın rüya tabiri konusunda kendisine hususi bir ilim bahşettiği Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı en güzel şekilde yorumlayacak ve tabir edecekti.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, insanın dini arkadaşının dini gibidir. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.